Simülasyon Türk'ten herkese merhaba. Getinet Crafts'ın 3. bölümündeyiz. Yeni bir güncelleme gelmedi bu süreçte. Videoda en son tarlayı sabanlamıştık, bitirmiştik. Ondan sonra kültivatörle üzerinden geçmiştik. Yapay zeka işçisini kullanarak yapmıştık bunu. Şimdi ise o tarlayı ekeceğiz. Mübzer kiralayacağım çünkü yani mübzer alacak paramız var aslında ama bu dalgalarını almaya falan yetmiyor, o yüzden mecburen öyle alacağız. Hatta zaten bunlarda kültivatör desteği de var. Hani biraz ters olacak ama yapacak bir şey yok. Yani kültivatör desteği de var. Bu Emir zaten şey, normalde Orş markasıydı. Lemke'nin de mübzeri gelecek. Kültivatör mübzeri falan, böyle büyük bir makinesi gelecek ama daha eklenmedi onlar. Şimdi şunu bir saatliğine değil de bir günlüğüne kiralıyorum. Parçayı da kiralıyorum. Kiraladım. Bunları almaya gideceğim. Sonra 14 numaralı tarlayı süreceğiz. Hayvan besleme olayını gösterecektim ama ben denedim onu, yaptım da yani şu an bir amacı yok. Hayvanları besliyorsunuz. Hatta o dökme yerleri falan biraz sıkıntılı çalışıyor. Yani düzgün çalışıyor da yani olması gerektiği gibi değil. Ve yani beslerseniz ne olur, beslemeseniz ne olur? Çünkü zaten oyunun ana menüsünde zaten o hani hayvan almaya yeri falan var. Orada feeding kısmı vardı, sekmesi vardı. Orada bir şey göremiyoruz. Kapalı olursa o geldiğinde anlayacağız. Çünkü hani hala bazı özellikler boş ve oyunu oynadıkça yani çoğu şeyin eksik olduğunu, bunları geliştirmenin zaman alacağını görüyorsunuz. Yani yol çok uzun, bunları görüyorsunuz oynarken. Yani şu an güzel bile görünse yine de yetmiyor. En sonki videoda hani gece akşam oluyordu, bırakmıştık oyunu. O saatten itibaren oyun biraz kasıyor. Yani akşam gece olunca böyle bayağı bir kasmalar yaşanıyor ve farları açınca da çok etkiliyor bu. Hani bu tür yerlerde hala optimizasyon çalışması gerekiyor. Ama yapay zekayı gördüğünüz oraya kadar gitti. Ondan sonra ben tek tek traktörleri götürdüm. Çünkü oradan merkeze götüremedim. Böyle bir görev komut olayı yok. Belki gelir, bilemeyiz. Ama yani şunu söyleyeyim. Canım oynamak istiyor. Bir sürü şey eksik diye. Oynayamamak çok kötü ya. Yeni çıkan o Farmer Dynasty'yi ya inceleyeceğiz de önce bunu yapalım istedim. Bu da biraz gecikti. Şimdi şöyle arkasına yanaşacağız. Şimdi nasıl bir makine, böyle bir makine yani Orş, normalde Orş modeli neydi unuttum, böyle bir şeydi. Sonra kırmızıyı sarı yaptılar, siyah yaptılar, böyle değiştirdiler. İsimsiz yani markasız olanlar böyle isimlendirilecek, Amur adı verilecek lisanssız olan modellere, ekipmanlara. Normalde aslında ya benzediği için belki de izin verdiler başka mübzeler, çünkü modeli de lisanslıyorlar. Hani modeli kullanma iznin de aslında yok oluyor ama burada herhalde bir birkaç iş değişikliği falan yapıldı. Şimdi tohum almamız lazım. Tohum almak için yani şurada haritada gösterelim. Burası değil, buraya gideceğiz. Çiftlik kooperatifine. Oradan tohum alacağız. Bu hafta aslında güncelleme haftası. Yani 2 haftada bir oluyordu. Gelme ihtimali var mı? Var aslında. Ve bu Steam sürümüne dair bir açıklama da yapılabilir. Ama gelecek olan güncelleme zaten ufak bir güncelleme olur. Hani düzeltmeler, bu yine bu sürümde bildirilen geri bildirimler sonucunda oluşan hataları düzeltmeler falan, onlar olur. Evet, geldik. Şimdi tohumu alacağız yana yaklaşıp.
yapar ettiler halinde. Bunları ileride çift köy taşıma olayları olur mu? Elbette yani bu şeyler düşünüyordur, olacaktır. O blavanç tankını o şeyden doldurma, tank yerinden doldurma, havuzdan doldurma olayı da zaten elle siz ortamı taşıyacaksınız, bağlayacaksınız, öyle dolduracaksınız. Öyle yapmak istiyorlar ileride. Yani bunları zaten öyle yapacaklar ama şu an her şey basit, çok basit. Erken erişimin ilk aşaması. 1400 kilo dolduralım. Ne kadar verecekmişiz? 1000. Hop, bayağı bir para vereceğiz ya. Tamam, fullledik. Şimdi tarlaya gidip çalışabiliriz. Başka bir şey almıyoruz. Ha, böyle ilaç olur filan, katı gübre, sıvı gübre dalgaları olur ya diğer mübzellerde. Şu an öyle bir olay yok ama bu zaten hani olmayacağı anlamına gelmiyor. Yine ya, biz daha önce de söylemiş, hani bu oyunu oynayabilmek için Farm Simulator'ı bitirmiş olmanız gerekiyor. Ondan sonra daha alternatif arıyorsanız, daha farklı bir şey arıyorsanız, daha farklı özellikler görmek istiyorsanız bunu alırsınız, oynarsınız. Ama şu an gördüğünüz gibi öyle kariyer yapalım, hani sabah akşam oynayalım bir olayı yok ne yazık ki. Ama yani şunu söyleyeyim, biz daha iyi durumda olmasını bekliyorduk ya. Yani bir de düşünün, teknik demo çıktı. Teknik demo çıkmasaydı, Mart ayında mesela diyelim oyun çıksaydı, çok boş bir oyun olacakmış yani, hazır değilmiş. Ya çünkü o özellikleri görünce falan insan bittiğiniz falan zannediyor ama olmuyor işte. Şimdi özelliklere gelelim. Burada iki ekipmana dahil olarak kontrol edebiliyoruz. Bu şey işaretleme olayı. Sonra işaret ettiğiniz yerden devam ediyorsunuz. Normalde diğer oyunlarda olan bir özellik. Bu ne yapıyordu şimdi? Böyle bir bakalım. Bunları açtı, bir şeyler yok, tamam. X'te açıyorum komple. Önden kültivatör desteği var. Yine tarlayı sürüyor. Keşke bununla yapsa diyecektim de, yani mecburen işçiyi göstermek zorundaydım. Önemi yok. Sağ tarafı çizeceğim. V ile aşağı indirdim. Tabi orada indirdiğim için sıkıntı oldu. B ile makine çalıştırdım ama şu var. Yani bu ekipmandaki sesler gelmiyor yani şu an. Onu zaten görüyorsunuzdur. Şu an ekmeye başladı. Sağda azaldığını görebiliyorum da. Yani şöyle bir şey düşünüyorum. Bunu kaldırırsam ne olur? Şu an traktörün hani çamura saplandığını görebiliyorsunuz. Merdiveni kaldırdım. Merdiveni açtım daha doğrusu. Görüyorsunuz animasyonu. O oraya doldurmak için herhalde. Şu dalgayı da kapatacağım önce bir. Ya şu an ekiyoruz ama farkındaysanız gidemiyoruz, yani bir sıkıntı var, yokuş yukarı harbiden gidemiyoruz. Yani şu an düzeldik, gidiyoruz, tamam. Ya bazı noktalarda şu an atmayayım ama yani bir sanki bile bile bir şeyler mi koyulmuş, yoksa traktör orada gerçekten zorlanıyor mu, onu görüyorsunuz. Ve hani şu an normalde, bak şu an patinaj çekiyorum, saplandım oraya. Bak bayağı bir saplandım hem de, ama gidiyorum hala. Yokuş yukarı başlamak biraz saçma oldu, biliyorum. Kayıyor arkada ekipman.
Ama şunu görün yani şu an bu olay kirlenme ve benzeri şeyler geldiğinde, toz toprak gibi şeyler geldiğinde biraz daha iyi olduğunda inanılmaz güzel görünecek. Hani patinaj çekme olayı bile çamurda hani o topraktan parçaların çıkması filan hani spin tarzda kaldığınızda olur ve zaten bundan daha önce gösterdiği video da vardı ama şu an yok herhalde. Çok güzel bir olay yani. Şu an 4x4 açık zaten. Öteki şekilde 4x4'ü de kapatsam hiç çıkamayacağım buradan. Ama anlamsız bir kalma var şu an burada, anlamıyorum. Bir de kültüvatör de indirince daha da beter oldu. Ya bana şey lazımdı. Normal mibzer. Tek parça. O yok. Yokuş aşağı gidelim. İlaç atmadık. İlacı şimdi büyüdükten sonra yani atacağım. Tabii ilaç için ne kullanacağız? Şimdi iki tane ilaçlama ekipmanımız var aslında diyecektim. Bir dakika. Var var, tamam, bu var. Sıvı gübre atmak için. Katı gübre değil bu yani. Sıvı gübre atıyorsunuz bununla. Bunu alacağım. Dolduracağım ama bu bulamaç tankını toprağa ekmeden önce yapıyordunuz aslında ama onu yapmadık. Hatta bununla ilgili bir görev de var. Yani öndeki sistemi kaldıramıyorum şimdi. O seçenek var gibi duruyor da yani olmuyor. Bak şunun yani şöyle yakından bakmak istiyorum da tam gölgenin olduğu yere şey yaptık. Evet, orada bak indirme kaldırma şeyleri var. Bir animasyon oluyor orada ama hani şu bölgeyle şu arka kısmı ayrı olarak indirip kaldırmak lazım. Hani Farming Simulator'da G tuşuyla ekipmanlar arasında değişim yapabiliyorsunuz ya. O. Burada aslında sağ tarafta var ama yani mantıklı çalışmıyor. Şu an için böyle zaten. Ne ekiyoruz? Tabii ki de mısır ekiyoruz. Başka bir şey düşünemez zaten. Ağaçların içinden geçme olayını zaten daha önce görmüşsünüzdür. Bu mevzular sonra üzülecek şeyler. Toprak arasındaki farkı, hani bu sürülmüş, ekilmiş doku arasındaki fark biraz sıkıntı. Onu zaten görüyorsunuzdur. Ve zaten traktörün çalıştığını falan pek yani ekipmanın çalıştığını göremiyorsunuz. Bu ekipman CS'den Steam sürümünde olması gereken şeyler aslında.
Şurada zaten solda görüyorsunuz. Yeni makine kiralandı. Bunları bize bildiriyor yani ne oldu gün içerisinde bunları gösteren bir sistem var. Tabi burada yine diğer görevleri de görebiliyorsunuz. Bu görevi aldığımda o blavanç tankıyla başka bir tarlayı ilaçlıyorum. Ondan su bile çıkmıyor yani. O çıkıyordu sanki. Şimdi bir sonraki videoda göreceksiniz ondan çıkması gerekiyordu ama. Yani burada bilerek bir şeyler yapılmış sanki. Yalnız akşam vakti hiç belli olmuyor ya. Karambol ekiyorum. Gemi karma makinesi burada kullanmıştık. Şimdi biraz var. Ön yükleciyle doldurmuştum. Yine göstereceğim. Ya yine böyle abartıyor gibi olmuyor ama şu fark var oyunda. Yani bu tarlayı sürerken sanki böyle bir farklı bir hissiyat var. Sen bir zorlamalar mı diyeyim yoksa yeni bir farklı bir oyun olduğu için mi biz öyle hissediyoruz? Bir süre sonra alışır mıyız? Göreceğiz de. Yani zaten traktörün sürüşü falan beğeniyorum. Yani biraz daha hoş duruyor. Traktör olduğunu hissettiriyor ama yani bu aşamada bile. Ama yani tarlayı sürerken böyle bir sanki gerçekten zorlanıyormuşsun gibi bir şey oluyor. Yani toprak dokusunun etkisi bu bir. Bir de bazı ekipmanın animasyonları mı diyelim. Biraz daha böyle güzel görünmesi mi diyelim. Yani bunlar etkiliyor galiba. Şimdi bu tarlayı bu kadar uğraştım sürdüm. Hani şu an bile zor geliyor aslında nedense garip. Bir sonraki tarlayı sürmek hani yine basit olmuyor yani. Bir sürü tarla var gördükçe insan bir acayip oluyor. Bu sadece oyun hakkında bir ayrıntı. Bittiğinde yani inanılmaz güzel bir şey çıkacaktır ortaya da. Şu an öylesine söylüyoruz. Bu çimlerin yatma animasyonları bile hani düzenlenmesi gereken şeyler. Ama güzel mi? Hani bu haliyle güzel yani. Solda biraz atladık tabi. Ha bir de şöyle ufak bir parça olur. Normalde çok basit bir şekilde gider gelirsiniz oraya. Şey yapın ciddiye almazsınız o kadar da. Ya şimdi gerçekten normalden şimdi bıraktıysan bıraktın yani yapacak bir şey yok. Bir daha üzerinden mi gideceksin? Biraz daha ekerken oyunda ciddiye almak gerekecek yani. Yürümüş FPS'ye kadar düşürdü maşallah. Yani çok iyi bir mevzu var burada. İşte akşam güneşi batarken hani böyle gölgeler falan acayip yoruyor ve gölgelerim benim medium'da.
Evet, Catan and Kraps'ın 3. bölümü bitti. Burada Emmer lisanssız bir marka ekipmanla, mibzerle tarlaya mısır ektik. Bir sonraki bölümde bunları ilaçlayacağız. Büyüme aşamalarını falan göstereceğiz. Ardından Class Jaguar 960 ile, yani mısır sınacı makinesiyle bunları biçeceğiz. Römorka dolduracağız. Tabii bu sırada bize eşlik edecek olan yapay zeka olacak. Öyle öyle devam edeceğiz. Yeni güncelleme geldiğinde mutlaka zaten yenilik varsa onları gösteririz. O videolara denk gelir herhalde. Görüşmek üzere diyelim. Video açıklamasından Catan and Kraps hakkında her şeye ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.